Mehmet Tezkan Halk TV.com.tr 2010'da 2017'de ağzımız yandı. Aynı tuzağa düşmeyin. Ne zaman iktidar mensupları sivil, demokratik, özgürlükçü anayasa yapmaktan söz etse tüylerim diken diken oluyor. Kalbim sıkışıyor. Afakanlar basıyor. Nedenini izah edeyim. 13 yıl önceydi. İktidar sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapmak için yola çıktı. 12 Eylül darbecilerinden hesap sormayı da havuç olarak kullandı. Türkiye ilk defa sivil bir anayasaya imza atacak diye pazarlandı. Yetmez ama evetçiler tam destek verdi. Fethullah Gülen Pensilvanya'dan ölülerinizi bile mezardan kaldırıp evet oyu verdirin çağrısı yaptı. Türkiye demokratikleşiyor, Türkiye özgürleşiyor halayları çekildi. Seçmen inandı, güvendi, onay verdi ama sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa çıkmadı. Ne çıktı? FETÖ anayasası çıktı. Fetullah Gülen anayasası. Millet 12 Eylül darbe anayasasını sileceğiz diye oy verirken bilmeden FETÖ'cü darbecilere onay vermiş. FETÖ'cülerin yolunu açmış. O anayasa değişikliğiyle önce yargı darbesi yapıldı, binlerce gazeteci, yazar, aydın, akademisyen gerekçesiz hapse atıldı. O anayasa değişikliğiyle birlikte FETÖ devleti ele geçirdi. Hakim, savcı, polis, bürokrat dörtlüsü vatandaşa tuzak kurdu. 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği ile gizli tanık, sahte belgelerle devletin vatandaşını dört duvar arasına tıktığı karanlık yılları yaşadık. Anayasa Değişikliği ile devleti ele geçirenler 6 yıl sonra 15 Temmuz akşamı darbe yapmaya kalktı. Palazlanmalarının nedeni 2010 Anayasası'ydı. Dün 12 Eylül'dü. Yine iktidar, yine iktidarın başı, yine sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapalım demez mi? Tüylerim diken diken oldu gündüz vakti karabasan bastı. 2017 referandumunu hatırladım. Erdoğan ve ekibi, AKP-MHP ikilisi, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yaptıkları propagandasıyla meydanlara çıktı. Bütün yetkiler meclisi olacaktı. Yürütme, kanun teklifi bile veremeyecekti. Kuvvetler ayrılığı tam anlamıyla yerleşecekti. İnsanlar daha özgür, ülke daha demokrat olacaktı. Seçmen inandı, güvendi, onay verdi ama sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa çıkmadı. Ne çıktı? Tek adam anayasası çıktı. Otokrat rejim çıktı. Kuvvetler ayrılığı kuvvetler birliğine dönüştü. Tek adama bağlandı. Rejimin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yani Cumhurbaşkanlığı Yürütme Sistemi. Kağıt üstünde böyle ama aynı zamanda Profesör Doktor Yüksel Yalova'nın deyişiyle aynı zamanda fiilen Cumhurbaşkanlığı Yasama Meclis Sistemi. Aynı zamanda fiilen Cumhurbaşkanlığı Yargı Sistemi. 2017'deki anayasa değişikliğinin sonuçlarını anlatmaya gerek yok. Siyasetten ekonomiye, yargıdan özgürlüklere kadar halimiz ortada. Ciddi bir inceleme yaparsanız 12 Eylül darbesiyle gelen baskıcı rejimin çok daha uzağında değiliz. 43 yıl önce konserler, festivaller yasaklanıyordu şimdi de. 43 yıl önce basın baskı altındaydı şimdi de. 43 yıl önce gazetelere yayın yasağı getiriliyordu şimdi televizyonlar karartılıyor. 43 yıl önce sakıncalı gazeteciler, akademisyenler, yazarlar, çizerler listesi yapılıyordu, şimdi de yapılıyor. 43 yıl önce devlet başkanı hakkında karikatür çizilemiyordu, espri yapılamıyordu, hiciv edilemiyordu. Şimdi de yapılamıyor. Bir fark var. Bunu atlamayalım. 43 yıl önce hakkını arayan, anayasada yazılı olan protesto gösteri yürüyüş hakkını kullanan dipçik vurularak gözaltına alınıyordu. Şimdi aynı işlem plastik ters kelepçe takılarak yapılıyor. Erdoğan dün yeni sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı anayasa yapmaktan söz etti. Aman ha, aman dikkat. 2010'da, 2017'de ağzımız yandı, aman dikkat. Altından ne çıkacağı belli olmaz. Bu satırları yazarken aklıma ünlü hikaye geldi. Anlatayım. Aya ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong, yolculuk öncesi Kızılderililerin yoğun olduğu çölde doğa şartlarına uyum sağlamak için bir süre kalmış güç koşullarda yaşama eğitimi almış. Günün birinde çok ama çok yaşlı bir kızıl derili kampın yanına gelip Armstrong'la görüşmek istemiş. Önce kabul etmemişler. Sonra bakmışlar ki adam gerçekten çok yaşlı buluşturmuşlar. Çok yaşlı kızıl derili Armstrong'a benim tanrım senin gideceğin ayda yaşıyor. Onu görünce şunu söyler misin diyerek kendi dilinde bir cümle söylemiş. Armstrong'a ezberletmiş. Armstrong ne olduğunu anlamamış. O dili bilenleri arayıp bulmuşlar ve uzun çabalardan sonra çözmüşler. Çok yaşlı kızıl derili şunları söylemiş: Ne derlerse desinler inanmayın. Topraklarınızı almaya geliyorlar. Ben de diyorum ki Erdoğan ve iktidar çevreleri sivil, özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasa derse inanmayın. Altında başka hesap vardır. 2010 yılında, 2017 yılında yaptıkları gibi bu kez oyuna gelmeyin. Tuzağa düşmeyin. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.